Oğlum bu LoL ne lan? Bu LoL ne oğlum? Ne zaman LoL'ü bırakalım? Ne diyorsunuz? Biz bir ara LoL'ü bırakalım. Komple. Ama öyle bırakalım ki bir daha hiç girmeyelim bile. Ne zaman? Şimdi. Emin misiniz? Emin, ben gideyim bir tane düzgün bir PC çekeyim. Single player oyun oynayayım sonra burada perma boş boş. 200 kişiye single player oynayalım. Bir yerden sonra ama. Biraz daha kötü oynayayım bence. Ama bir ara bırakalım yani. Hep böyle devam etmesin. Şu an harbi iyi oynadığımı düşündüğüm için zevk veriyor oyuna girdim de ama oyuna falan giremiyorsun ya. Oyunun sistemi çok kötü. Bir ara bırakmak lazım o yüzden. Diye stack kalmaya başladığın anda salabilirsin. O zaman 40'ım falan olması lazım yani. 40'ta bile Diamond'ı geçebilirim ben. Diamond çok az. Bence mesela bir dahaki sezon şey yapalım. Belli bir süre koyalım kendimize. Belli bir sürede Grandmaster'a ulaşamazsak kapatalım bir anda. Ama o da zor abi, ben olurum çünkü ya. Normal bir yetenek değil çünkü yani. Normal insan olsam tamam. Hemen öyle bir şey koyalım. Challenger olamazsak koyalım bari. Bak Challenger'ı bir ara olamayabilirim gerçekten yani belli yıl sonrasında. Her sezon bence bir limit koyalım. Şu kadar süre içerisinde bu adam Challenger olmazsa LoL'ü bırakıyor. Direkt LoL'ün yanından geçmiyoruz sonra. Dantes LoL'ü bıraktım, hayat çok iyi oldu diye tweet atmış abi. Belki bize de olur o. Anyone FP kardeşim. Ben senin yerine atayım bir first pick madem. Kayısı oynadım. Çok kötü bir Kayısı oyunu geçirmiştim. Daemon var takımda. O şu aralar Ruve bayağı mimlendi Twitter'da. Bence nasıl oyuncuydu? Bana zorluk çıkardı mı? Vallahi çıkardı ya. 2016 olması lazım. Bir ara çok fena oyuncuydu bence Ruve. Sakat bir oyunu vardı daha doğrusu adam. Yani en iyi adamı yenip en kötü adama da yanlışla bir gün sinirlenip intleyebilir tarzı bir stili vardı adamın. İyi gününde yani çok korkutucuydu bence. 2016 kış mevsim miydi neydi? Kış mevsim olması lazım. Ama işte o belirsizlik şey yapıyor. 2016 kış mevsiminde adam final oynadı. Yaz mevsiminde auto-relegate oldular. Garip bir durum o yani. Finalden auto-relegate. Auto-relegate de sonuncu demek oluyor yani. 2017'de de fena oynamadığı oldu. Aslında hep böyle bir belli bir seviye üzerindeydi ama 2016 kışta bence korkutucu bir formdaydı yani. AP gidebiliyor muyum? AP gidebiliyorum. Aa, Pyke'ı çaldılar lan adamlar. Sıçtık o zaman. Bizim adam OTP değil mi? Sıçtık herhalde. Barındır mı, bariyer mi daha iyi acaba? Bariyer daha iyi olur herhalde. Bleed tutalım, AP gidelim. AP gideceksek Presence of Mind olsun bence. Pyke'sız bir Daemon'la oynayacağız. Oo, bir de Pyke'ı çalan da Flash'i anasını satayım. Flash'inin Pyke'ı bayağı psikopat bir Pyke'tır. Lobi ciddi lobi. Lobi ciddi bir lobi. Greenfield oynuyor karşıda. Kesin bir level'da inmeye gelecekler. Ben tutmam orayı. Haberiniz olsun. Buradan birini gördüğüm an kaçarım. Neden Fleet bu maça? Yani Presta ataklık şey göremiyorum. Karşıda bir tane bile tank yok adam akıllı. Fleet lane'de de rahat ettirir. Oyun boyu da işe yarar bence. Hiç sustain olmayan bir karakteriz zaten. AP gittiğimizden lifesteal'imiz falan da yok. Şu almaya falan gerek yok. Zaten aldılar. Bence orayı bırakalım. IQ'su gelmiştir. Niye atmadın lan o kuku flash'i? Jungle'ımız top side, onlarınki muhtemelen bot side olacak. Bu wave hard reset atalım bence. Karşı jungle'a top side çıktı aslında.
Ah be. Burada güzel bir trade atılırdı yani. Bence base atılabilir. Hızlı anlayıp hızlı pushladılar ya. Kenan'ı W ile snipe'layacağım. İniş. Hayır, çok üzücü ya. Gereğinden fazla kaybettim. Çok kötü değil yine. CS'de öndeyiz bile ama kapanır tabi. Slow push yapan wave'deyim. Şuraya yakında yardım lazım olacak. Full topside Rengar bu arada, o yüzden trade'leri iyi yapsak bile base atmak zorunda kaldık az önce. Break alabiliyoruz aslında şu an. Bunu söyleyeyim size. Canon bitene kadar yapamayız. Canon ve golem. Tane ward atalım artık. Bence burası ward'da. Rengar yine bizi terk etmiş. Bakalım bakalım. Lan. Eyvah, güzel çekti. Burayı tutmanın bence bir anlamı yok. Geri çekelim, sen base at. Muhtemelen Pyke buraya gelmeyecektir. Kaç oğlum kaç. Bizim yanımızdaki de direkt Avrupa birincilik supportu işte. MDK'in supportu. Ana kadar iyi anlaştık. Raylere wave çok uygun değil aslında. Wave uygun değil abi işte, karşı support beni zonlayarak geliyor. Kim geliyor oradan? Pantheon. Dive'ı outplay etmeye çalışalım bence. Kalamadık. Bir an atmayacak gibilerdi. Çok mutlu olmuştum. Oğlum Ignite'ı bile blokluyor daha adam. Kaç kaka kaç. Değmez değmez. Allah! Q7 öldü. Kaçabilirdi herhalde ama.
Bunun sonunda statiğim olmalı. Kule AFK ya, sorma. Kuleler, tier 1 kuleler hep AFK'dir zaten bu oyunda. Bence bunu tutalım. Bastayın da azız zaten. Bir de tutmaya gideceğim bir tur. Git base'e çabuk. Base'e git base'e. Gideceksin abi, tempoyu umursayacaksın. Gidip daha erken geleceksin ya. O base'e gidilecek abi. Bir dahaki tur alırsın. Tamam. Tamam, onu al en azından. İkisini de al, hatta flash'ı yok. Bottan wave kaybediyorum yani. Base at, bota git abi. TP'in de var ya Daemon. Ben geldiğimi pinglediğim an abi base atıyor. Tamam mı? Base, bota TP, ben mid'e alıyorum. Herkes mutlu. Onun yerine jungle'dan gitmek zorunda kalıyorum adamlara. O kill'i al lütfen. Yapabilirsin, inanıyorum. Bariyeri yok, hiçbir şey yok. Kim var lan bu sefer? Bizimki ulti bastı diye ben de ulti kontest dedim ama galiba o adamın ultisi pek iyi bir ulti değildi. Şimdi Jhin de geliyor buraya. Çıkabileceğim mi? Biliyorsun değil mi? Kanka. Niye böyle oluyor acaba? Israrlı bir kötü play var bizde. Israrlı bir şekilde. Şu evolve'um var base'e gidersem. Gitmezsem ne yapabiliriz ki burada? İyi verdim. Bence çıkalım da. B2 play. Hadi 4v3 olsun max. Güzel trap atmışım. Hay, helal lan. Allah helal olsun. Fed olmuş bizim adam. İyi ki base atmamışım ben de. Şimdi bu Kadir bize base vermeyecek. Onuna kadar kovalar herhalde bizi derken diye salmak istiyor. Elço, teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayalo lobisindeyiz. Karşıda support flash'i, mid Agurin, Turken spear shot var. Bir de Daemon netinet. Grandmaster Zeitnote büyük usta ve MDK'in support'u, LEC support'u Toro var. Böyle bir lobi. Nasıl bir tane daha vuramadım? Belki ölürdü ya. Bence bu kadar çıkardı zaten. Helal bize yani. Normalde benim mid'e gitmem lazım ya. Beni artık bota yollamasanız mı?
Gidiyon oraya at. Harbi mi diyorsun? Ben basıyorum flash'ı, gidiyorum buradan. Flash'ı var mı acaba adam? Çıksak mı buradan, hiç hoş gözükmüyor. Eve bakalım. R auto resetini kullanacaksınız arkadaşlar böyle pozisyonlarda. Ultiniz auto resetliyor. Ayık olun. Kadının vision'ını kaybetmek çok sakat bir durumda harbi orada bu arada. Ölümümüze sebep olabilir. O kadar yardım aldı Jim mesela. Böyle baskılı oyun geçirdik. Bu CS fark var adamla adamla. Öndeyim otuz. Aaa öldüremedim. Şu bot wave'e bence ilgilenmemiz lazım ya. Bottaki adamla. Pyke da oynayacak burayı kesin. Devam ediyor. Şimdi wave'ine de yürümemiz lazım şimdi. Sağ sol yaparak yürüyorum. Pyke Mike birileri çıkmasın. Çok az gold verdi değil mi? Ben gitmemem bile gerekebilir aslında Sylas geldiği için. Sylas'ın gelmesi planda yoktu. Belli ikimiz duo operasyon yapacaktık normalde adama. Yakında ama. Bakalım. Halledebildin mi onu? Yok. Atıp kaçabilir sanki o adam değil mi? Yok mu bir şeyler? Pyke'a açık veriyorum o zaman, şu katıda kullanarak bloklayayım orayı. Niye mesela mid'e TP atıyor bir çocuk? Anlamıyorum. Bottaki wave asla ileride değil. Hep geride. O adam burada. Break'in pek bir önemi yok aslında. Side'da adam avlamamız lazım bizim. Gidip pushlayıp. Oynayamaz mıyız bro can? Biraz zor gözükmüştü başta. Oraya vurmak zor arındırsız. Arındırım olsa belki daha aktif oynayabilirim de. Bel bomba girdi. Sonya alırız oyun uzarsa. FF de verebilirler yakında. Bomb olarak da ben char olarak falan da üstünüz gibi görüyorum. Bu neymiş lan?
Bu adam bizden zannediyordum. Biz nasıl baron sonrası base atıp bu oyunu oynayamıyoruz ama. Aa, hiç farkında değilim. Bütün takım temponun anasını satmış yani. Lan nerede lan takım amına koyayım? Birlikte neş aldık, base attık işte. İyi, iyi. FF lazımdı zaten, kaybetmezdik bu oyunu. Support'um çok iyi oynadı abi. Ben de iyi oynadım, kesinlikle orada mütevazilik yok. Emekler ziyan olmadı. Çok seviniyorum emekler ziyan olmadığında.